Tabii yabancı olmadığım bir yer. Evet, bize öncelikle tabii güvenen başta başkanımız ve yönetim kurulu olsun, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yüzden de hem ben hem kendim burada kendimizi kanıtlamak için, bu takımı daha iyi yerlere getirmek için, Kayseri sporumuzun daha üst sıralarda olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben gelişim odaklı, hedefleri olan bir teknik direktörüm. O yüzden de kendime ve ekibime çok güveniyorum. İnşallah da burada Allah nasip ederse Kayseri sporumuzu çok iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Burak Hoca ve ekibine öncelikle teşekkür ediyorum ben. Gerçekten burada iyi çalışmalar yaptılar. Zaman zaman skor alamadılar. Futbolun biliyorsunuz şans tarafı da önemli aslında. Ama her hocanın ve ekibinin tarzı, yaklaşımı çok farklıdır. Bizim de Kayseri sporumuzda öncelikle tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz bunların üstüne giderek oyuncularla birebir iletişim halinde futbolculardan ne alacağımızı onlara basit şekilde anlatarak onları bir şablonun, bir kurgunun içine sokacağız. Bunun içinde sistemi ya da dizilişi kafamda olan bir şey yok. Sadece hangi oyuncudan nasıl bir verim alacaksan ben onlarla birlikte o verim alacağım, o dizilişi yapacağım. Ama burada önce oyuncuları zaten iyi analiz ediyoruz biz. Zaten biliyorum çoğu oyuncuyu. Daha da yakından göreceğiz ve onlara göre bir şablon belirleyeceğiz. Zaten yıllardır birlikte oynayan bir takım var. Sadece uzun zamandır galip gelemeyen bir takım var. Biz de bunu öncelikle Gaziantep FK karşılaşmasında taraftarlarımızın desteğiyle galibiyetle başlayarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Ben her karşılaşmayı kazanmak için çıkıyorum. Çünkü benim olayımda her karşılaşmanın hikayesi farklı. Maç maç ilerliyoruz ve rakiplerimize göre iyi analiz edip önce kendimizi sonra rakipleri analiz edip ona göre bir şablon belirliyoruz. Yani bizde her maçın hikayesi farklı olacak ve her maçı da galip gelmek için çıkıyoruz. Önümüzdeki 4 karşılaşmada bu takım 12 puan alabilecek bir takım bana göre. Biz önce buna inanacağız, buna göre çalışacağız ve her şeyden önemlisi bize inanan, destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ve gerçekten de Kayserispor'un bana göre yeri yukarılarda, oralara tırmanmaya devam edeceğiz. Evet, transfer yasağı var. Kadro belki çok detaylı değil. Kısıtlı bir kadroya sahibiz ama burası bir camia, iyi bir takım diye düşünüyorum. Buna tecrübeli miyim? Evet, tecrübeliyim. Neden tecrübeliyim? Belki yakından takip etmeyenler bilmeyebilir ama hem Altay hem Gençler Birliği süreçleri benim transfer yasaklarıyla elimizde malzeme, yani oyuncu anlamında çok yeterlilik olmamasına rağmen biz çok iyi işler yaptık orada ben ve ekibim. Hani bu konuda mütevazı olamayacağım açıkçası. Gelişiyorum. Evet, ben mükemmel bir hoca değilim şu anda. Evet, takımın bir düzeni var. Takımın bir kalite, yani oyuncu anlamında kaliteli oyunculara sahip. Doğru yerde, doğru şekilde, stratejik anlamda oynarsak diye düşünüyorum. Eksiklerimizin üstüne gidip bunları giderip pozitif yönlerimizi daha iyi ortaya çıkarırsak, özellikle sevgi ortamını yaratırsak ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Böyle bir bazı sıkıntılarım vardı. Bu süreç içerisinde bana destek olan, sevgilerini, desteklerini esirgemeyen kulübümüze özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten benim için zor bir dönemdi ve onların desteği hakikaten bana çok yardım etti. Maçla ilgili olarak da dediğim gibi hani iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık ama ne yazık ki kazanamadık. Şimdi aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bir teşekkürü de bu maçta, daha doğrusu son maçımızda bizle birlikte olan altyapı hocalarımıza vermek istiyorum. Onları tebrik etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldular. Onlar da bu çok önemli katkıda, performansta bize katkıda bulundular. Şu anda milli takım arasındayız ve çalışmalarımıza başladık. Takım halinde elimizden en iyi geleni önümüzdeki Gaziantep maçında sergileyip oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.